Pastanın şeklini şu an söylemiyorum. Sonunda bakalım aklımızdaki şeye benzeyecek mi, benzerse söyleyeceğim. Şunu sokacağım da sokarsam bir şey yok. Nereye sokayım? Bir şey yok. Evet. Baba. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum herkesin keyfi yerindedir. Biz çok iyiyiz. Merhabalar arkadaşlar, umarız iyisinizdir. Biz bu hafta Mia'nın 2. yaş gününü kutladık. Geçen sene kutlayamamıştık çünkü tam Mia'nın doğum gününde dışarı çıkma yasakları vardı. Evet. Evet, sokağa çıkma yasakları vardı. O nedenle kutlayamamıştık. Bu sene çok daha güzel bir doğum günü yapalım istiyorduk. Hep içimizde vardı. Bahçemizde yapmak kısmet oldu. Güzel bir hazırlık yaptık. İşte arka tarafı süsledik gördüğünüz gibi. Pasta yaptık. Çok hazırlandık, bir şeyler yaptık. Fakat çok kalabalık bir doğum günü partisi olmadı. Biliyorsunuz biz burada daha çok yeniyiz. Çevremizde de davet edebileceğimiz çok fazla kimse maalesef yoktu. Herkes bir yerlerde. Olan tanıdığımız kişileri tabii ki çağırdık. Onun dışında akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, onlar zaten uzaktalar, İstanbul'dalar, farklı şehirdeler. O nedenle birazcık böyle az kişiydik ama yine de keyifliydi. Evet, burada yeni tanıştığımız arkadaşlarımızla birlikteydik. Önce hazırlanış videosunu bir size izletelim. Çünkü pastamızı da kendimiz yaptık. Tüm süslemelerimizi de kendimiz yaptık. Ardından buradayız. Evet, Mia'nın doğum günü pastasını bugün kendimiz yapıyoruz. Şekeri burada aldık. Sarısını ve beyazını ayırıyorum. Pasta tabanı olarak kullanmak için pandispan yapacağız. Yumurtanın akı tamamen köpürene kadar, yumurtanın sarısı da şekerle beraber beyazlaşana kadar çırptık. Burada bir standart bir su bardağından daha fazla su var. Şekerli vanilini ve unu eliyorum. 4 yumurta sarısını koydum kapa. Diğer malzemelerimi de koydum. Yarım çay bardağı ılık suyum burada. Onu da koydum. Ve çırpıyorum. Tüm malzemeleri karıştırdım kabın içerisine. En son yumurta akını alıyorum. Bir fiske tuzla çırpmıştık. Tamamen köpük köpük. Onu da çok söndürmemek için şöyle yavaş yavaş karıştıracağım. Sonrasında da artık fırına gidecek. 180 derecelik fırında ortalama 35 dakika falan pişecek. Çok kurumaması için içine ısıya dayanıklı bir kapta biraz su koyabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Pandispanya yapmıştım ama doğum günü pastası hiç yapmamıştık. Bunu da kızımız için ilk kez tecrübe etmiş olacağız. Bence tamamdır. Artık fırın tepsimi alacağım. Ben kare biraz büyük bir kap kullanacağım ama bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, artık pandispanya hamurumu sevgiyle kabarmasını umarak fırına gönderiyorum. Pandispanyamız fırında. Ben şimdi biraz böyle muffin kekler ve kurabiyeler de yapacağım. Onlar için hazırlanmaya başlıyorum. Güzel de kabarmış. Yuvarlak bir pasta yapacağız. O yüzden pandispanyamızı kesiyoruz. Dikkatine bunu söyleyeyim. İki renk almıştık arkadaşlar. Birisi pembe, birisi beyaz. Pembe ana rengimizi oluşturacak. Beyazla da içine kakao katarak ya da birkaç elimizde gıda boyası var, onları katarak farklı renkler elde edeceğiz ve bir pasta yapacağız. Bu pastanın şeklini şu an söylemiyorum. Sonunda bakalım aklımızdaki şeye benzeyecek mi, benzerse söyleyeceğim. Evet, Filiz arkada şeker hamurumuzu yoğururken
Bunu inceltirken ben burada pastacı kremamızı süreceğim. Şunla yapsam olur herhalde, değil mi? Her şeyi farklı işlevlerde kullanıyoruz. Şöyle iyi mi? Baksana. Yani şunu şöyle koyup, şunu şöyle koyup suratı şuraya. Bu önde olacak mı? Önde olması gerekmiyor mu? Şunu sokacağım da sokarsam şeyi yok. Nereye sokayım? Dönüş yok değil mi? Evet. Şöyle tutalım. Sanki şey, hani şunu, bu önde olmayacak mı? Bu yanda bir yerde olacak çünkü ön suratı olacak. Şöyle takıyorum. En düzgün tarafı burası. Şimdi beyaz hamurumuzla da göz yapacağız. Kendi imkanlarımızla doğum günü pastası. İlk denememiz bu arada. Unicorn, ilk pasta denememiz. Yani kötü olmadı arkadaşlar. Biraz geç kaldık. Balonları şişireceğiz. Gel. Doğum günü kızı. İyi ki doğdun aşkım. Prenses. Happy birthday, happy birthday. And the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Arkadaşlar nasıl olmuş pasta? Beğendiniz umuyorum. Ya hiç daha önce tecrübe etmediğimiz bir şeydi. Yine denemediğimiz şeylerde bir yenisini daha denemiş olduk. Bu sene böyle oldu. Biz bir hevesle giriştik bu işe. Biz memnun kaldık aslında. Evet. Tadı da güzeldi. Tadı da güzeldi. Evet, daha çok süsleme, işte onu şekillendirme konusunda Deniz bu görevi üstlendi. Eline sağlık, çok da güzeldi. Geçen doğum gününde öyle demiştim ya, pastasını biz yapalım vesaire diye. Onu ikinci yaş gününde gerçekleştirmiş oldum. Güzel bir unicorn pastası oldu en azından. Evet. Konsepti, tacı da vardı unicorn olarak. Evet, daha... Böyle unicorn konsepti bir doğum günü oldu. Evet, daha Mia işte böyle bir karaktere karşı ilgi duyacak yaşta olmadığı için onun adını biz karar verdik. Biz ilgi duyuyoruz. Evet, belki önümüzdeki senelerde o da kendi tercihlerini yapacaktır herhalde, işte şu olsun, bu olmasın falan gibi. Çocuğu olanlar bizi çok daha iyi anlıyorlar zaten. Bizi yalnız bırakmayan buradaki dostlarımıza da buradan bir teşekkür etmiş olalım. Sağ olsunlar, geldiler. Bizim için de eğlenceli bir vakitti. Umarız onlar için de eğlenceli geçmiştir. Son yorumlarda böyle sık sık işte daha çok bam bam, daha çok Mia olsun diyorsunuz. Dilerseniz şimdi Mia'nın doğduğu andan bugüne kadar olan böyle keyifli görüntülerini toparladık. Onları izleyelim. Alın size Mia özel bölümü.
Düşmüşler. Gerçekten mi? El hep suratta. Ultra sonda da böyle Baba. Baba. Mia. Burada mı Mia? Nerede Mia? Ha? Aa, nerede? Nerede Mia? Aa, burada Mia. Nerede Mia? Thank you.
Biliyorsunuz bir önceki bölümde standart videolarımızdan çok daha farklı bir işe soyunup yorum Oscar'ları yapmıştık. Bunu size sunmuştuk. Lütfen topluluk kısmındaki anketten oylama yapmayı unutmayın. Katılımcılara destek olun. Aynen. Cuma günü birincileri evet. açıklayacağız ve onlarla iletişime geçip hediyelerini gönderiyor olacağız arkadaşlar. Bu arada videoyu buraya kadar izlediysen bizim standart tipik demek ki beğendin. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bize destek olabilirsin. Belki katıl butonuna da tıklarsın. Onu da bilemem. Neden olmasın? Videomuzu da beğenip yorum yaparsan ayrıca çok mutlu oluruz. İlk videolardan bu yana doğru baktığımda gerçekten yorumlarda hem sıcaklık, samimiyet anlamında hem de farklı farklı kişilerden yorumlar anlamında ciddi bir artış görüyorum. Ve bu çok keyifli benim için. Okumak çok keyifli. Belki gelecek dönem yapacağımız yorum Oscar'larında aday siz olursunuz. Lütfen bol bol yorum yapın. Evet, havalar da burada güzelleşti arkadaşlar. Bir süre güneşli, en azından hava durumu bize onu söylüyor. O yüzden kaldığımız yerden bahçe işlerine, ekim dikim işlerine devam edeceğiz. Bahçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yani hem ekim dikim alanı var hem de güzelleştirmek Süsleme. İstediğimiz, evet, çiçeklendirmek istediğimiz kısımlar var. Onun dışında beni asıl sabırsızlandıran ve heyecanlandıran aslında bu kamp olayı. Çünkü daha önce tecrübe ettiğim bir şey değildi. Deniz'in deneyimlediği bir şey ama benim değil. O nedenle bu kamp yapacağımız yaylaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yani havaların biraz daha güzelleşmesi lazım onun için. Çünkü tepeler hala karlı aslında. Evet. Havalar düzelir düzelmez. İlk yapacağımız şey yaylalarda çadırla bir gece geçirip bunu size sunmak olacak arkadaşlar. İnşallah. Bugüne kadarki yorumlarınız için, destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yenileri için takipte kalın. Bu arada bu vesileyle de aramıza yeni katılan abonelerimize de hoş geldin diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bugüne kadar attığınız güzel, destek veren yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir şey demeyeceğim sen de hani. Ben de çok teşekkür ederim. O teşekkür ediyorsa ben otomatikman teşekkür etmiş bulunuyorum. Almanya'nın savaşı kaybettiğinde bizim de savaşı kaybetmemiz gibi arkadaşlar. Ya ne anlatıyorsun ya Deniz? Yok, tamam. Dur.